Konumu halen İSKİ'ye bağlı taşeron firmalarda görev yapmaya devam ediyoruz. İSKİ'de 2008'den itibaren yoğunlaşan toplu işten çıkarmalar ve haksız sözleşme fesihleri neticesinde yüzlerce taşeron işçi asıl işveren olan İSKİ ile ve taşeronlarıyla mahkemelik olmuştur. İşçilerin tamamı Avukat Muhammed Ali Aygün'e yönlendirilmiştir. 2008 yılında itibaren açılan davalar devam ederken 2010 senesi Mart ayında ihale bitimi neticesinde 630 civarında işçi topluca işten çıkarılınca işçiler arasında sokulan işbirlikçiler tarafından ısrarla bu avukatın ismi ön plana çıkmıştır. Avukat Muhammed Ali Aygün kendisiyle yapılan görüşmelerde benim bu konuda kazanılmış örnek davalarım var. Bu davaları kaybetmemiz söz konusu dahi değildir. Bizim %1 bile kaybetme riskimiz yok diyerek bu işbirlikçilerin manipülasyonlarını teyit etmiştir. Davalarımızı Avukat Muhammed Ali Aygün'e vermiş, dava sürecinde şirketlere dava açılmadığını, sadece asıl işverene dava açıldığını gördüğümüzde kendisini uyarmışızdır. Davalar bilinçli olarak yanlış ve eksik bir şekilde açılmıştır. Nitekim Yargıtay'da davaların husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verince Avukat Muhammed Ali Aygün ortalarda kaybolmuş, davayı devam ettirememiştir. Avukat Muhammed Ali Aygün yaptığı avukatlık sonucunda yüzlerce taşeron işçi İSKİ'ye karşı davayı kaybettiği gibi İSKİ'nin avukatlık ücretlerini ödemeye de mahkum edilmiştir. Satılmış avukat istemiyoruz. İşçiler burada, Aygün nerede? İşçiler burada, Aygün nerede? Ersan, Albayrak ve Karel patronlarıyla aramızda nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Ve bu ilişki dava süreçlerini etkilemiş midir? Müvekkillerinizin duruşmalara katılmasını neden önlediniz? İşçiler size hakkını helal etmiyor diyen Avukat Muhammed Ali Aygün, sen evine götürdüğün ekmeği yüzün kızarmadan yiyebiliyorsan afiyet olsun. Biz buraya senin haram lokmana göz koyarak gelmedik. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde kazanılmayan tek işçi mahkemesi İSKİ taşeronlarıdır. Karayollarında 6000 tane çalışan işçiler muazzaf kararı kazanmıştır. İDAŞ'ta keza yine öyle. Elektrik BEDAŞ'ta yine öyle. Çapa'da çalışan 1200 tane işçi muazzaf kararı kazandı. Ama ne hikmetse İSKİ muazzaf kararı kazanmadı. Muhammed Aygün'e soruyoruz. Senin vicdanın rahat mı? İnsanın vicdanı kendi yastığıdır. Seni Allah'a havale ediyoruz.